Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için tekrardan alt koridorda Sıfırdan Elmasa serimizde Kaisa oynayacağım. Yanında da botu var. Kanka sen de bir selam ver. Başlayalım oyunumuza. Gördünüz mü bilmiyorum artık elini. Hadi bakalım. Şimdi bizim karşımızda Jinx ve Brand ikilisi var sanıyorum. Lulu'yu desteğe olacakları orta koridorumu tam olarak kestiremedik ama umuyorum ki Lulu gelir. Çünkü Brand koridor aşamasında çok sıkıntı yaratabiliyor. Yetenek kitiyle çok fazla problem yaratıyor. Jinx hadi gene birazcık daha mobilitesi düşük bir şampiyon olduğu için çok riske giremiyor. Ön safhalarda oynayamıyor ama Brand'ın desteğiyle birlikte çok rahat öne çıkabilir. Bu arada ana ürünüm saldırıya devam. Kesinlikle karakter için en verimli ürün bu. Sizler alternatif olarak ayağa çabuk da girebilirsiniz. Bu arada tekrardan oynuyorum bu seride. Çünkü normalde orta koridorda oynayacaktım. Ama gelmedi maalesef. Otofil attı. Beni AD carry'e yolladı. Yapacak bir şey yok. Amacımız kazanmak. Seriden hızlı bir şekilde çıkabilmek. Zaten platineli olduğumuzda dediğim gibi full destekle devam edeceğim. Şimdi oynadığım charların pek bir önemi yok ama platinden sonra bütün destekleri oynamak istiyorum. Amacım bu yani. Orada Lulu support. Lulu support mu? Güzel. Bak bu iyi haber. Bu arada kırmızı güçlendirmeden başlamış Jarvan ve artçı şoku var. Öldürmesi pek kolay olmayacak. Takımlarında tek frontline olduğu için mecburen tank bir build yapmak zorunda. Yani yoksa kaybederler. Top lane'e de Vayne falan vermişler. Bu sesi söyleyince daha kötü oldu. Öyle. Senin işin çok zor ya, var ya. Şuna bakar mısın? 3 uç. 3 uç yapacağım. Bu arada Vayne neyle başladı? W ile mi başladı? Sana karşı. Şuya. Kıyla mı başladı? Ay, o Hulk nasıl kaçtı? Luvar istemeden çok güzel bir doğuç atmış olabilir. Ben de W'mu kaçırdım. Yapacak bir şey yok. Farm'da ne alemdeyiz şu an? 19 iyi. Bu arada botun 6 levelden sonrası çok tehlikeli. Ama early game'de biz onlara karşı çok üstünüz. Yakaladığımız anda onları cezalandırabiliyoruz. Jarvan bu arada piyasada yok. Kırmızısını alıp bota gelir mi acaba diye düşündüm ama bota gelmedi. Tapa gelme ihtimali çok yüksek kanka. Ona göre. Daigon'u denemezlerse sıkıntı yok. Ha yok, o levelde deneyemezler bence. Ben de şöyle kendimi birazcık geriye çekeyim. Bu arada build'imiz şu şekilde olacak. İlk etapta bir fırtına biçen alacağım. Biliyorsunuz fırtına biçen bufflandı ve oynanabilir durumda. Tabi sizler bu videoyu izlediğinizde fırtına biçenin son durumu ne olur bilmiyorum ama Jarvan'da orta koridordaymış, iyi. Şu an Jinx'in koridoru kuşlamasını bekliyorum. Hafiften bir donduruyor o koridoru ama. Oo çok iyi. Bizim bu dakikalarda birazcık daha agresif oynamamız lazım dediğim gibi. Rakip takımı çok böyle hantal bir şekilde yakalayabiliyoruz. Adamlar da buna cevap veremiyorlar haliyle. Bir de yanında Thresh gibi pik var. Üzerine bir de tutuşturu olması lazım. Ya bunların hepsi bizim için bir artı. Burada da aynı şekilde tutuşturu varmış da. Bizim Hecarim bu arada Jarvan'ı darlıyor, güzel. Hecarim bu arada bota yakın. İyi, sıkıntı yok. Ben Q yeteneğimi geliştirerek devam edeceğim. Benim en güzel hasar kaynağım Q'dan geliyor. Yetenek gücü de karakterin nerflü durumda olduğu için çok fazla oynamaya müsait değil. Thresh'te sağ olsun koridoru kuşlamama yardım ediyor. Duyu avlayamadım. Farmda bu arada geri düşmemem lazım ama kaçırdığımız CS'ler maalesef problem. Şimdi Thresh'in ulku olmadığı için daha dikkatli oynamak zorundayız. Güzel. Bu arada çok önde oynuyor ya. Ay çok kötü yakalandık. Ama ölmez herhalde bizim çocuk. Ah, Lulu beni de yavaşlattı. Jarvan buradan çok rahat 2 skor çıkardı ya. Başta kesebilseydik çok tatlı olurdu da kesme işimiz çok uzun sürdü ya. Hasarımız yetmedi yani. Bir de benim ölmem daha kötü oldu. Orada skorun Hecarim'e gitmesi de benim açımdan kötü oldu. Neyse. Tek kılıcımı çıkarttım. Bir tane de buradan Can İksir'i aldım. Jinx oradan maalesef 2 asist aldık. Bize göre birazcık daha karlı. O da tek kılıcını alıp oraya gelecek. Abi gerçekten ölmedim. Aga be. Kaç canla kurtardı? 10 canla falan çıktı ya. Son anda bariyer bastı. Bariyerini iyi kullandı. Flash bariyere gitti. Hecarim'in gelmesi lazım şu an. Aa. Tam da ejderi atmışım W'mu da maalesef çocuk herhalde çarpımı kullandı o. Infernal'ı çok bedava verdik. İşte bu fight bizim için çok değerliydi. Yani bot lane'de bu trade'i çok hızlı kazanmamız gerekiyordu. Lulu sıçrasını atmadan kesebilseydik devamı gelmeyecekti. Yani Jarvan buraya gelse bile biz o fight'e devam ettirebilecektik ama Lulu son bir kalkan atınca maalesef işler değişti. Jinx de bu arada tek kılıcını almış. Ne arıyor oraya pink board attılar. Jinx attı herhalde. Zaten bir 25 gold artısı vardı. Bu arada late'leri aşırı derecede güçlü. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Jarvan biraz önce tank olmasına rağmen çok fazla damage bıraktı. Benim şurada vision almam lazım. 6 level olabilirsem güzel olur. İyi, çok kötü o demek. Süper. Hecarim güzel, fena oynamıyor da. Jinx'i düşürebiliriz ama Vayne'den korkuyorum açıkçası. Kanka, tamam gördüm. En son bizi pinkledi zaten de. Çok iyi abi. O kadar fazla hani damage'ydi ki çocuk bir anda kayboldu. Orada Lulu'ya da dönmek istiyordum ama sağlık olsun, bir skor bir skordur. Bunu almamız bile bizim için iyi. Hecarim'in kar topuna bağlamış olmasının çok büyük bir artısı var. Siz süper bir detaysınız. İyi. Jarvan buraya gelir gelmez bayıldı. Abi şu an küm çok güzel buraya ya. Ah. O değilseydi var ya Thresh. Ben rahatça minyonuma bakabilirim. Şu an farmda hala Jinx'e karşı geride olmam birazcık üzücü tabi. Arada kaçırdığımız çok fazla CS oldu. Tamam, çıkalım. Güzel. Jinx üzerine bir kazma çıkartmış. Benim dediğim gibi fırtına biçen almam lazım. Direkt ona doğru yöneleceğim. Şuradan şu parçayı da tamamlarız. Üzerine de bir tane uzun kılıç alırız. Misler gibi başlangıç yapmış oluruz. Süper. Yalnız bizim Xerath falan iyi. Matchup'ı kazandık herhalde kanka. Bir sen sıkıntıdasın. Ya şu an farmım işte aslında. Yani. Harbi bak, ben şu an onu fark ettim. Çok güzel bir olay. Yani Vayne'in sana karşı farmda üstünleşmesi gerekiyordu. Ama üstünleşemediği için çok sıkıntı çekiyor şu an. Ya bir skor almış olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Oy, görmedim onu. Ah, kaçtı. Abi gerçekten skoru bana vermemek için neler yapıyorsun beni ya? Oturup bir test çok güzel. Adam skoru bana vermemek için gerçekten her şeyini harcadı ya. Bu arada Jinx sinirlenmiş. Patır patır manasını harcamayı tercih ediyor. Jarvan bu arada gözükmüyor. Hiç o çalıya kafa atamam. Güzel, temiz çalın hiç. Ha, Jarvan tapta. Şu an fightlasak yüksek ihtimalle kaybederiz ya. Thresh de bunun farkında, o yüzden herhangi bir şey denemiyor. Jarvan sıçılı iki hafta aldı bizim çocuğu ya. Hiçbir şey yapamadım. Bu arada burada bu kadar rahat minyon biçmelerine de izin vermememiz lazım bir yandan. Neyse, Hecarim yine damlar buraya. Bu adamlar çok ileride oynamasının cezasını çekerler. Ben şöyle ikinci olarak E yeteneğimi geliştirerek devam edeceğim. Ya 4 skorun 3'ü Hecarim bile bizde dağılmış bir durumda. Bence daha güzel. Yani. Abi keselim onu. Bebeğin fazla geri düşüyor. Tavşan halinde koşması çok hızlı değil mi? Aynen. Oo, güzel. Abi şaka yapıyorsun ya. Şaka yapıyorsun ya. Adam tek bir W'süyle cidden çaldı mı onu? Aynısından ben de istiyorum ya. Hayır, demin ben atıyorum. Rakip jungle çaldırmıyor. Adam W'süyle dağ ejderini çalıyor ya. Dağ ejderi. Neyse tamam, jungle Olaf etmek yok, çocuk güzel oynuyor. Peki 3 tane saldırınızı alıp lane'e gelmek nasıl bir mantık ya? Nasıl bir teröristsin sen? O pasifini daha hızlı tetiklemek istiyor anlaşılan senin üzerinden. Ah, keşke flash atmasaydı. Neyse, sıkıntı yok. Bu arada TP'm var, herhangi bir duruma gelebilirim. Tamamdır kanka. Şimdi ben o attığım flash'ı çok arayacağım bu arada. Biraz sıkıntı. Oy, neler yaptınız siz? Tamam, çıkalım. Problem. TP atmana gerek yok kanka ya. Yok yok, gerek yok ya. Arkası dolu çünkü. Alamayacağız ki kanka, tavrı kaybedeceğiz statta. Ben şunu görünce direkt geldim ya. Neyse, sıkıntı yok ya. Bu arada bayağı iyi durumdayım şu an. Bayağı iyi. Hemen base atayım. Fırtına biçen gelsin. Peşinden statik almak mantıklı ama ben Guinsoo'ya gideceğim. Guinsoo daha iyi bir seçenek olacaktır. Ayakkabı olarak da Ninja tabii tercih etmek istiyorum. Karşıda 3 tane AD karakter varken beni hayatta yaşatmazlar. O yüzden de bu benim için daha karlı bir seçenek. Şunu da bir geliştirelim. Ha, güzel sattım bu arada. O TP'yi aslında atmana gerek yoktu ya. Ya ben direkt arkanızda 2 kişi görünce canınızı görmedim. Hallederiz. Sanki ya, sıkıntı yok. Brand bu alemden A görmedim. Pardon. Bu arada bizim bot yok. Gözükmüyorlar. Çivileye mi yöneleceğim? En mantıklısı, bak karşıda o kadar AD karakter varken çok işimize yarayacak. Yediğin or çok üzüyor beni çivileye. Yine de iş görür ya bence. Bu arada Hecarim de buraya çok güzel yakın. Hecarim'in burada olduğunu herhalde kestiriyorlar. Aa, Jarvan tapta. Abi Brand var ya, yok etti ya. Hadi Thresh bir otomatik vuruş. Okey. Asist alamadım Lulu'dan. Brand skorundan kill çıkarttım mı emin değilim ama Brand'in o son W'sunu yemeseydim çok güzel olurdu. Aşırı güzel olurdu. Güzel. Xerath'ın ultisi de var. Helal be Xerath be. Çok güzel kesti. What? Thresh Jinx ultisine düştü herhalde. Neyse, sağlık olsun. Şu bot kuleyi bir alabilirsek, 14 canı kaldı ya bot kulenin. Çok rahat edeceğiz de. Vayne inatla orayı pushlamaya devam ediyor yani. Bayılttınız onu. E'sini de kullandı. Çok güzel. Öldü o. Çok güzel. Seri çar çok güzel ya. Bariyerin de bastı herhalde orada. W'ye olsun, işkence çeksin ya. Beni hayattan soğuttu. Yapmayacağım şeyleri yaptırıyorlar ama bu oyunda. Kanka alev ejderi var ya. Aynen. Ama bizim de oynamamız lazım acilen. Şu an tek başıma da bu çocuğun üstüne gidemiyorum. Jarvan gözükmüyor çünkü. Ama ejder oynuyor büyük ihtimalle. Ben şuraya hızlıca itip izleyip koşacağım oraya. Oy, çok güzel yakaladı. Abi E basmasam kesiyordum çocuğu. Bir otomatik vuruşuma bakıyordu. Neyse, güzel. Xerath 2 kill aldı. Problem yok. Sen de gel bana. Drake de gelecek burada. Jarvan öyle olduğu için. İyi, en azından Infernal'ı inşallah çaldırmayız. Çarpı var çocuğun. Oy, çok güzel tuttu Thresh. Abi cana bak. Helal. Lütfen çaldırmayalım artık. Şükür. Azıcık işkence çekmeyin lütfen. Helalsiniz. Teşekkürler. Süper bir detaysınız. İyi. Yalnız Xerath bayağı can yakıyor. Yakar yakar. 8-0-1 olmuş adam. Şu an herhalde Rabadon'a gidiyor çocuk. Skorda düşünüyorum. Red buff var bu arada. Ona da bizimkiler çökecekler. İyi. Ben de şurayı pushlayayım. Şuradan şeyi çıkartayım. Kuleyi çıkartayım. Jarvan'da hala alamet var. Onu nereye açacak acaba? Aa, arkada Xerath geliyor. Çok iyi abi. Elinize sağlık. Botta minyon dalgası da alabilir miyim acaba? Onun derdindeyim. Herhalde. Falan da gözükmüyor, geldi falan sola aldıkmayacak. Can yenilenme aldığı için bir şey yapamıyorum. Bu arada benim Guinsoo'nun parası çıkmış. Jinx ikinci eşyayı aldı mı? Henüz alamamış. Ben şuradan toplayabildiğim farmların tamamını toplamaya çalışacağım. Her minyon, her orman kampı benim için değerli. Güçlenebilmem için. Orta koridoru da açmak zorunda kaldı. İyi. Oyunum da olmadı. Şimdi ultim gelince Jinx'e 1v1 fight atmayı deneyebilirim. Hani eşya olarak da aşağı yukarı kafa kafayı sayılırız. Kırmızı güçlendirme avantajım var. Bunu değerlendirirsem ben onu kesiyorum. Ama arkasında Lulu var mı yok mu, işte sorun o. Midi peki herkesin bu kadar bırakması? Abi adam alameti çıkarttı, rahat rahat aldı ya, şefe gibi. Neyse base atıp oraya yetişeceğim. Oy, çocuk kendi kendini öldürttü. Sen bir gel bana. Peşinden de dediğim gibi statik başlangıcımızı yapalım. Şu parçalarını alalım. Oh, çiğlikte. Güzel. Artık bu saatten sonra sen ölmezsin ya. Üzerine bir de bir can eşyası daha aldın mı mis gibi. Bu arada bizimkiler baron mu istiyor? Vallahi baron istiyorlar ha. Aslında oluruz ya. Jarvan öldü de 9 saniye sonra doğacak. Bizde ne var? Yalnız kafa atıyordum aslında. Aynen fark ettim. Giderken yiyordum onu da. Çok rahat olursunuz ya yönelmiyorlar. Şu an medya arayıcılar da hani. Bunu da alalım. Tamam güzel. Aa değil ki. Aslında değil ya. Oh. Jinx'te Allah'tan ulti yok yani. Ulti olsa oradan o kadar 150 gold mu kaldırıyormuş? Yok 700 gold kaldırıyor. Tamam aldım kanka. Ultin olduğunu söyleseydin flash atmadın. Flash mı attın? Ben ama o flash'ı atmasaydım benim görüşüm olmayacaktı. Görüşüm olduğu için gidebildim oraya, haberin olsun. Kanka buraya... Aa, fight mı çıktı orada? Şunu çıkarsan bari. En azından bunu çıkartabilirim. Ben tapta kule alırım diye gittim. Ya bizim çocuğu yakaladılar. Mecburen döndüm de. Çıkarttık birini. Sıkıntı değil ya. Figüren kimden tutarlar sahip? Jinx bana hala vurabiliyor mu gerçekten? İlla bu. Çıkacağız artık. Bak bak bak, Lulu burada. Hecarim yok etti, yok etti. Sen ne yapıyorsun Vayne? Q'sunu M'sunu kullanıyor ha. Bu biraz fazla tilt oldu. Aynen. Fazla cesur bir arkadaş. Kanka aslında şunu dönebilirseniz çok tatlı olur da. Yazacağımı mutlesiniz önce. Güzel. Infernal'ımız da geldi. Oh, ikinci Infernal değil mi? Aynen. Adamlarda var mı Infernal? Bir tane. Var ya, 3 tane Infernal'ımız olabilirmiş ha. İlkini çok rahat aldılar da. Tamam. İlki saçma bir şekilde gitti. Evet işte. Bu kadar önde olmasaydık bayağı çevirirdi atlaları. Yani. Aim'i de atlayayım. Oh mis gibi. %50 skor katkısıyla oynuyormuş. Güzel. Bize Hecarim 30 skorun 20'sinde adam ya. Ben de 6'sında işte biraz. Ama sen kanka tanksın ya. Normal. Bizde bir de botta çok fazla fight döndü. Hecarim çok geldi. Kanka tanklıktan bir bak bak şu. Şu. O ne kanka? Map'i pinkledin ya, onu anlamadım. Bu arada Hecarim bize çok uzak. Burada dikkat etmemiz lazım. Map'i mi pinkledim arada? Aha. Görmedim kanka, bakta kalmış olabilir bu arada. Ben de kalmışım içeride, tamam. Güzel. Herhalde ölmem değil mi? Tutuştura. Ya tutuştura öldük ya. Kim tutuştura atmış? Brand. Ben niye sandım? Oy abi, yetmedi ya. Red. Yok, red totem şey redden gittim. Redden mi gittin? Ben sanki birisi sana tutuştura attı sandım arada. Yok redden gittim. 10 canlı falan mı zaten? Hecarim bu arada o canla o çok büyük risk oldu ya. Çok güzel saptık yalnız bu. Vallahi 4 tane 5 Thresh ölmedi doğru, 4 tane skor attık. Bir de Jinx'in üzerine gitti. Çocuk bir anda 4 skora ulaştı şu an. Ya ben eşya tamamlayacak. İçeride kalmaya çalıştım da biz içeride kalınca da diğerleri çok çok iyiymiş. Jinx biraz sıkıntı ya. Evet şu an kartopuna bağladı o çocuk ha. Late'de tutulmuyor. Aynen. Onu ama burstlersek onun dışında bir Brand vuruyor zaten. Jarvan'ı saymıyorum. Keseriz yani. Bu arada ben hala bundan korkuyorum. Ya hayret kere ya. Sıfırlandı. Bu arada Jarvan buralarda. Dikkat et kanka. Bence ayrı gitmeliyiz şu anda ya. 5 ve 5 faydalı. Mantıklı. Bot lane'i pushlayabiliriz. Ben de hiçbir şey yardım ediyorum. Hatta ben bota sen de gelsen daha iyi olacak. Seni yalnız bıraktılar. Yok ya. Bana doğru koşan birisi olursa Hecarim falan yakın ya. Şurayı ayrı tutuyor. Şurayı ayrı duvar o yüzden ya. Ama buraya bir yardım lazım. Şu an Brand de bana yakın. Bak bu çocuk iyi. Burada. Abi sattı Jarvan. Çok güzel. Jinx Allah'tan daha can çalma çıkmadı. Aynen. Ama Runa'dan tamamlamış. Yani şu an eşyada o çocukla kafa kafayayız. Bit kuleyi bize çıkarttırmayacaklar ki. Bence Neş'e gitmemiz daha iyi. Çıkalım çıkalım. Neş daha free yani. Jarvan ölü aynen. Yine çok rahat bir şekilde alabiliriz. Bak Vayne falan da botta. Bak şu ağzımı açmak istemiyorum ama Celat'ın çağrısı çıkarsa Jinx hiçbir şey işleyip kalacak. Aynen işte o eşyaya çıkmaması için dua ediyoruz zaten. Önce kanasyon çıkacak belli ya. Tamam. Güzel. Benim için base light. Şimdi ben bunun peşinden direkt ebedi rushlayacağım. Üzerine de son eşya olarak koruyucu melek alacağım. Takım savaşında içeride kalırsak direkt bayılmayalım diye. Xerath bu arada ultisiyle direkt dürtüyor ya. Direkt. Oy vurduğu damage'e bak. Oyun tarzını çok sevdim ya. Güzel agresif oynuyor. Güzel de minyon biçmiş. Karşısına tabi Brand gibi pik gelince daha da rahat hareket etti. Bu arada ejderimiz var. Jarvan da tapta. İyi saldılar o zaman biz bunu. Görüştü. Çok rahatız. Ya iki ormancı da tapta. Oy Hecarim 1v1'de kesti ha. Solo'ya da yönelmişim ben. Geldik depeylerim hızlıca. Hepsi solo'da. Tamam. Hatta siz midden de itebilirsiniz. Mantıklı. Zaten var. Üstüne var falan var mı? Benim mi? Bir tane var. Tamam. Al yola bıraktım. Oy helalsin Thresh. O attığım ultiye değdi yani. Yalnız hala kanka midden zorlamamız lazım şu an. Önlemezseniz çok tatlı olur. O Xerath da geldi tamam. Tamam yetiş. Biz mid kuleyi aldık herhalde. Of. Kanka Xerath'ın vurduğu hasarı görseydim. Ha Jinx bayılmış direkt. Oy. Abi şu karakteri gerçekten oyunumda istemiyorum. Hiçbir şey almamasına rağmen. Bak, yok ediyor değil mi? İtemlere bak. Ne almış? Bak. Adam 3 vurdu bana ya. Yarıcan attı. Manyak. Güzel. GG. Güzel oyun oldu. Arkadaşlar serimizdeki ilk win'i almayı başardık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.